Kahramanmaraş'ta eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, için okullarda, hizmet veren kantinlerde de fiyatlar cep yakıyor. Şu an için fiyatlarımızdaki pahalılıktan bahsediliyor. Veliler, öğrenciler, ebeveynler en çok bunlar için şikayette bulunuyorlar. Geçen yıl bizlere Efe TÜFE'ye göre zam uygulanıyor efendim. Geçen yıl %54 Efe TÜFE'nin zamından kiralarımıza zam geldi. Derken 6 Şubat depremi oldu. Mücbir sebeplerden dolayı biz 7 ay kantinlerimiz kapalı kalmıştı. Bu yılda Türkiye'deki Efe TÜFE'ye göre kantinlere %65 zam geliyor. Bizim bir yılda görmüş olduğumuz zamın oranı %118. Yani insanlar, kantinciler bu zammı yapıyorlar düşüncesine haizler ama kesinlikle böyle bir şey yok. Biz kantinlerimizde yani temel ihtiyaç maddelerini %25-%30 bir kar oranıyla satıyoruz. Artan girdi maliyetleri, personel giderleri ve kantin kira ücretleriyle toplandığında aradaki fark ürünlere de yansıyor. İnanın ki bizlere bir elemanın aylık maliyeti 20 bin lira civarında. Yani günlük 450-500 arasında günlük yevmiye alıyorlar. Artı 5500 lira sigortası. En küçük okul kantinde 3 tane eleman çalıştırdığımızda 60 bin lira gibi bir gidere maruz kalıyoruz. Buranın kirası, elektrik vergisi. Artı biz hijyen çalışmak zorundayız. Almış olduğumuz, satmış olduğumuz bütün ürünlerde faturalı, yani merdiven altı diye tabir edilen hiçbir ürünü satamıyoruz. O yüzden de dışarıyla bizi kıyasladıklarında öğrenci acaba sorusu kafasına takılıyor. Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Dernek Başkanı Abdülkadir Zeki Gülmez gelinen süreçte kendilerinin de zorluk çektiklerine dikkat çekerek bununla ilgili çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve çözüm yolu aradıklarını ifade etti. Ama geçen hafta içerisinde Kahramanmaraş İl Müdürümüz, Dulkadiroğlu İlçe Müdürümüz, 13 Şubat İlçe Müdürü, Tarım İl Müdürümüz, Ticaret İl Müdürümüzün katılımlarıyla bu konuyu görüştük. İnşallah bu konu çözüm aşamasında, biraz daha sabır diyoruz. Hep beraber düştüğümüz yerden yine kalkacağız inşallah. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızdan, büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu konulardan bizler de rahatsız. Çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz Cumhuriyet'in 100. yüzyılında daha sağlıklı, daha kaliteli beslenmeleri bizler için çok önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İl Milli Eğitim Bakanımızdan destek bekliyoruz. Gönül istemiyor. Yani bu pahalılıkta hayat çok zorlaştı. Artı depremin getirmiş olduğu sıkıntılar hala devam ediyor. En azından deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'a bu yıl böyle kiralarda bir esneklik olsun istiyoruz.